Tarih belgesiz olmaz. Bir iddiayı ortaya atacaksanız belgesinin olması şarttır. Birisi bir şey söylüyor, öteki bu böyle değildir diyor. Nereden biliyorsun diyor. Hazreti Üstad böyle buyurdu. Falanca efendi bana böyle demişti. O da bilmem ne beyden duymuş. O da Üstad bilmem kim şöyle buyurmuş şeklinde. Bir şey olmaz. Ama bu iddiaların sayısı Türkiye'de gittikçe artıyor bu iddialar. Birkaç örnek vereyim müsaadenizle. Çok tartışılan bir örnek Türkiye'de. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a Sultan Vahidettin gönderdi. Evet doğru. Kararnamenin altında ve bütün diğer yazışmalarda Sultan Vahidettin'le hükümetin imzası vardır. Hatta Damat Mehmet Paşa'nın imzası vardır. Şimdi hadise bu. Gönderdi ama niçin gönderdi? Memleketi kurtarmaya gönderdi dediğiniz vakit o gayri resmi tarihe daha doğrusu uydurmaya girer. Çünkü öyle bir şey yok. Ve İstanbul'da o dönemde Anadolu'da başlayacak bir hareketin, yani İstanbul'dayken sarayı kastediyorum. Anadolu'da başlayacak bir hareketin neticesinde Türkiye'nin kurtarılacağı, kurtarılabileceği gibi bir ümit yok. Öyle bir düşünce yok. Gönderiyor, oradaki isyana son versin, isyan hazırlıklarına son versin. Mondros'un o meşhur maddesine göre işgali uğramasın. Mesele budur. Ama tabii tarih yazımında da bizde bazı hatalar oldu ve bu şekildeki yorumların sebeplerinden biri de daha önce düşünen bazı hatalardır. Örnek, aynı meseleden örnek vereyim. Mustafa Kemal Paşa senelerce öğretilen okullarda Samsun'a Bandırma isimli bir vapurla pusulasız, dümeni bozuk bir vapurla sahilden gizlice düşman zırhlarından, torpidolarından kaçarak gitti. Şimdi hadise böyle değil. Bandırma o dönemin modern gemilerinden biri. Seyahatten günler önce hazırlanmış. Yazışmaları ortada çünkü. Günler önce hazırlanmış. Pusulası her şeyi var ve o sırada o tarihte Karadeniz, Mondros mütarekesinden sonra İngiliz işgali altında olduğu için giderken İngiliz, yani o heyet, zannedersem yanılmıyorsam 54 kişidir tamamı. Kurmay heyetiyle er ve erbaşlar dahil 54 kişidir. 55-56 da olabilir. Toparlayamadım şimdi. Rahatça Samsun'a gidebilmesi için heyetin Karadeniz'i işgal altında tutan İngiliz birliklerinden vize alınmıştır. Dolayısıyla ne pusulasız bir gemi vardır ortada. Efendim ne dalgalarla boğuşarak gizli gizli sahile yakın şekilde işte batma tehlikesi geçirilerek ne de gizli bir gidiş vardır. Ama şimdi ders kitaplarında ve devletin resmi anlatımında ifade böyle olunca bunun antitezi de çıkıyor. Ama antitezde çok daha ileriye gidiliyor. Hayır efendim, Anadolu'yu kurtarma emrine, yani Türkiye'yi kurtarma memnunu padişah verdi. Milli mücadeleyi Vahdettin başlatmıştır deniyor ki böyle bir şey yok. Atatürk'e söz etmek ihtiyacı duyan fakat koruma kanunundan çekinerek edemeyenler dikkat ederseniz hep etrafına dolaşıyorlar. Koruma kanunu belgeyle ispat edilmiş, Atatürk'ün aleyhinde bile olsa belgeyle ispat edilmiş, kanıtlanmış bir olayı suç addetmez. Hakareti addeder. Zaten kanun öyle. Ölmüş devlet adamı kanunda korunur mu? Cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Dünyada başka nerede var deniyor. Var les majeste diye bir şey vardır Batı hukukunda. Özellikle de krallıklarda vardı mutlakiyette ve bazı Batı ülkelerinde de vardı. Les majeste, yani krala, yöneticiye, başta bulunan kişiye hakaret edemezsiniz, etkisini edemezsiniz. En son söyleyeyim size, İspanya'da bir Twitter mesajından 15 gün kadar önce ve bir Türk, herhalde adeti o da devam ettirmiş, Türk vatandaşımız Hollanda kralı hakarete mahkum oldu. İngiltere'de hakaret etmek yasaktır. Yani alay etmek de yasaktır yönetici şeyiyle. Fakat uygulanmıyor. Çünkü artık o da bir sembol haline geldi. Enver Paşa'nın bütün evrakı benim elimden geçti ve her şeyini yayınladım. Dendiği şekilde hiçbir şey yok. Hatta gerisini söyleyeyim. Efendim biz Abdülhamit'i devirmekle çok büyük hata etmişiz falan, böyle bir şey yok. Mehmet Akif, Enver Paşa ve diğer bütün iddiatçılar hayatlarının sonuna kadar Abdülhamit'e muhalifti kardeşim. Bunları aklamaya çalışmayan, bu aklamak da değil, bu hatıralarına hakaret. Adamların düşüncesi bu değil. Abdülhamit Sultanahmet aleyhindeki en ağır şiiri yazan Mehmet Akif'tir. Bunu niye saklıyoruz biz? Enver Paşa ölümünün sonuna kadar, yani 1921'in sonuna kadar, hatta daha şeyini söyleyeyim, Atatürk'e yazdığı mektuplarda Sultanahmetleşme diyor. Devleti mahvetti, Sultanahmetleşme diyor. Kurtuluş Savaşı yoktur. Lozan zafer değildir, yenilgidir. Öyle abuk subuk şeyler. Yahu kardeşim şunu kabul etsenize. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan yenildik. Hiç biz öyle tarih kitaplarında bir dönemler vardı. Müttefiklerimiz yenildi, biz de yenilmiş sayıldık. Yenik sayıldık. Yenildik. Ciddi bir yenilgidir. Türk tarihinin en büyük yenilgilerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgimiz bizim. Ve İstanbul'un içine kadar işgal edildi. Anadolu işgal altında kalkıp işte Kurtuluş Savaşı yoktu, yerel birkaç şeydir. Terbiyesizliktir bu laf. Evet. Nasıl yoktur? Evet, İngilizlerle savaşmadık ama İngiliz ordusunun desteklediği şey yaptı, her şey yaptı. Yunan ordusuyla savaştık. Az bir şey değil o. Lozan Barış Anlaşması'nın gizli maddeleri, öyle bir şey yok efendim. Ama bu iddiayı ortaya atanların bir tanesinin bile Lozan'ı okuduğuna ben inanmıyorum. Çünkü bazıları Lozan gizlidir, Türkiye'de yoktur, hariciye bunu ortaya çıkartamaz, gizli anlaşmadır diyorlar. Son maddesi Lozan'ın, bu anlaşma diyor Paris'te saklanacak orijinali, tasdikli nüshaları akit taraflara verilecektir, imzalayan taraflara, ki öyle yapılmıştır, Paris'tedir. Ben gördüm kendisini, şu boy, karton gibi bir kağıda, çok güzel bir kağıda basılmış,
kırmızılı çerçeveli, arkası mühürlü, her devletin mührünün olduğu bir belge. Şimdi anlaşmanın gizli maddeleri, aynı bu iddiada televizyonlarda ortaya atıldı. Bir şey söylediler, bu hele sanal dünyaya, yani internete, bilmem neye, Twitter'a, şuna buna girince büyüdükçe büyüdü iddia. Efendim 12 ada meselesi aynı şekilde. 12 adayı biz Lozan'da verdik. Efendim İsmet Paşa Lozan'da sattı. Evet 12 adayı Lozan'da verdik doğru ama 1912'deki Lozan'dır. İki tane Lozan vardı bizim tarihimizde. Biri Uşi Anlaşması diye geçen ama resmi ismi Lozan Anlaşması'dır. 15 Ekim 1912'dir. Adaları o da terk ettik. Nutuk efendim bir tarihi belge değil, bir siyasi belgedir. Çünkü muhaliflerin, hiçbir muhalifin kalmadığı bir dönemde, bunu da açık söyleyelim, kendi savunmasını, harekatını, geçmişini anlattığı, muhalefetin kalmadığı bir dönemde hazırlanmıştır. Ve piyasadaki nutukla, yani mevcut olan nutukla, nutuğun orijinali arasında sertlik farkı vardır. Asıl yayınlanmayan el yazması nutuk, Cumhurbaşkanlığı arşivindeydi. Zannedersem 12 Eylül sırasında bazı evrakla beraber Atasya'ya alındı askeri arşive. Onun bir bölümünün bende kopyası var. Şimdi yayınlanan nutuk yumuşatılmış halde, ona rağmen şey deniyor. Asıl nutuk çok sert. Girişten itibaren Timur'da Yıldırım Bayezid'in münasebetini anlatan en iyi kaynak benim için. Yani iki tane Habib-i Siyer'dir. Timur'un resmi tarihi, bir de bizde Münşuat-ı Feridun. Feridun Bey'in Münşuat'ı. Mektuplaşmaları yazıldı. Ama Osmanlı kroniklerine baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Yıldırım, şimdi açık söyleyelim madem iş buraya geldi. Yıldırım Beyazıt anlayamadı mı diyorsunuz? Anlamamış olabilir, sebebi bu. İçki. Timur da içiyor. Ama Yıldırım, Timur zaten içkiden ölmüştür biliyorsunuz. Ölüm sebebi içkidir. Ama Yıldırım da felaket. Ulu Cami'yi yaptırdığı vakit Emir Sultan'a bak ne güzel yaptırdım diyor. Verdiği cevap çok güzel, dört köşesidir de dört meyhane koysaydın, onu unutmuşsun diyor. Padişaha. Onu unutmuşsun diyor. İçki. Maalesef. Bir de Timur çok iyi bir askerdir. Yıldırım da iyi askerdir ama Timur, bir de beyefendi orada Ahmet Celalev diye bir herif var. Celalev hükümdarı. O pis bir heriftir. Çok güzel satmıştır. Her şey de onun yüzünden çıkar zaten kapışmamız. Ama bunu da unutmayalım. O çok şey yapmıştır maalesef. Sultan Abdülhamit meselesi. Hepiniz duymuşsunuz mutlaka. Sultan Hamit tek karış toprak kaybetmedi diye bir söylenti vardır. Hayır efendim. Sultan Hamit döneminde Türkiye'nin kaybettiği toprakların yüz ölçümü 1,5 milyon kilometrekaredir. Bugünkü Türkiye'nin iki katıdır. Şimdi Sultan Hamit keyfi için vermedi. Mecburen kaybetti. Yani mecbur olduk çünkü cephelerde yenildik bir kısmında. Bir kısmında masalarda yenildik. 1,5 milyon kilometrekare bugünkü Türkiye'nin iki katı Sultan Hamit döneminde kaybedilmiştir. Ha sonra gelen İttihat-ı Terakki iktidarında da 7,5 milyon kilometre kaybettik. Ama bu Sultan Hamid'in tek karış toprak kaybetmediği anlamına gelmez. İşte Kıbrıs, Bulgaristan, Bosna Hersek'in bir kısmı, dünya kadar yer var elimizden giden. Sultan Hamid dendiği vakit bugün hatıralara, özellikle akademisyenlerin hatırına bir hatıra defteri gelir. Sultan Hamid'in hatıra defteri. Maalesef Türk tarihine, Türk tarihçiliğine, özür dileyerek söylüyorum, bu defter atılmış en büyük kazıklardan biridir. Böyle bir hatırat yok, bir defter yok, Sultan Hamid'in yazdığı bir günlük yok. Profesörler, üniversite yani akademisyenler bu olmayan palavra hatıratı kaynak alıyorlar. Kaynak olarak kullanıyorlar. Biraz uzattım bu hatırat meselesini ama bunun bilinmesini çok istiyorum. Bir başka gene bu tarihle didişmemizle alakalı mesele, iddia. Sultan Abdülhamit, Siyonist Kongresi'nin reisi Theodor Herzl'e güya Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını istemiş. İşte tek karış toprak vermem devletimden, onlar bana atalarımın şeyidir, milletimin malıdır demiş, huzurundan kovmuş. Görüşmenin zabıtları devlet arşivlerinde duruyor. İki defa görüşmüşler. Bunlar Siyonist Kongresi tarafının yazdığı değil, bizim resmi yazışmalarımız. Yani Türkiye'nin resmi yazışmaları, sarayın yazışmaları. Bugünkü gibi ne görüşürse rapor tutuluyor. Diyor ki Sultan Hamid, Kudüs'e topak veremem diyor. Kudüs'e yapamam ama diyor, Kuzey Irak'ta bir Yahudi yerleşimi, geniş bir Yahudi yerleşimi kurulmasına rıza gösteririm diyor. Allah'tan olmamış komşu olacaktık şimdi İsrail'le. Ama diyor bir şartım var diyor. Bizim diyor Avrupa bankalarına çok borcumuz var. Biz bu borçları ve faizlerini düşürtmeye çalışıyoruz. Siz de çalışın. Eğer siz düşürürseniz yerleşme izni veririm. Ama biz düşürürsek vermem diyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi adı Osmanlı falan değildir. Devlet-i Aliye'dir resmi adı. Ama Batı kaynaklarında 13. yüzyılın ortalarından yani 1200 sonlarına doğru 1280'lerden itibaren bu bölge hep Türkiye'de geçmiştir. Şimdi Sevr Anlaşması'na bakalım. Sevr Anlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu demez, Türkiye der. Lozan'da da Türkiye der.
Zaten bu bir devamı. Devlet devam ediyor, rejim değişiyor. Aile değişiyor. Selçukilerle Osmanlı, Selçukilerden Osmanlılara geçişle hanedan değişmiştir. Devlet aynıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte rejim, sistem değişmiştir ama devlet yine aynıdır. Ben tarihle barışma ifadesine pek taraftar değilim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir önceki rejime yani Osmanlı Devleti'ne karşı bir dalgınlığı yoktur Cumhuriyet'in. Aleyhte bir kanun çıkartılmamıştır. Sadece Lozan Anlaşması uyarınca 150'likler listesi hazırlanmıştır. Onun dışında, o 150'likler de gazeteciler, yazarlar, idareciler malum. Onun dışında devletin, Sultan Vahdettin, Damat Velid vesaire hakkında aldığı bir karar yoktur. Gitmişlerdir sadece. Yurda giriş yasağı vardır. Hanedan mensubu olucu Sultan Vahdettin'in. Ama bir mahkumiyet bir şey yoktur. Hatta mecliste 17-18 Kasım'da uzun müddet tartışılmasına rağmen bir kanun çıkartalım, işte besmeleyle taşlayalım şeklinde bir kanun çıkartılması bile teklif edilmiştir. Öyle bir şey çıkmamıştır. Kanun yoktur. Arz etmek istediğim yani bu devletin barışması falan diye küskünlük yok. Ama bazı aşırılıklar oldu. Bu aşırılıklar tepki doğurdu. O tepkiler daha ileriye gitti. Ve maalesef bazı çevrelerde, özür dileyerek söyleyeceğim, üstat geçinen bazı kişilerin mesnetsiz, delilsiz ve belgesiz, hiçbir belgeye dayanmadan, uydurdukları ifadeler yüzünden ifadelere inanan bir kesim, özellikle bugünün bazı gençleri tarihi bir namus meselesi haline getirdiler. Tarih hiçbirimizin, ailemizin, kız kardeşimizin vesairemizin namusu değildir. Tarih tarihtir. Nasıl inanılıyor? Çünkü bir tarafta bir bambaşka bir şekilde yoğun bombardıman yapılırsa öbür taraftan tepkisi geliyor ve okuma, öğrenme, merak etme zahmetine katlanmadan söylenenlere inanılıyor ve maalesef bu yüzden birkaç nesil düşünemez hale gelmiş ve zehirlenmiştir bilgi konusundan maalesef.